6.5 net'i yakaladık. Tekne hızlı. Sevgici, ne yapıyorsun aşağılarda ya? Kimdi o yorum yazan, kimdi? İsim ya, var. Şey isimler. Arkadaşlar, kaybolduk. Burada bir cami işareti görüyoruz. Acil namaz kılmanız gerekiyor. Biz Yunan odaları deyince bir vatanı ihan etmiş gibi bulunmayan dostlarımız var. Bu kış videoları tutmadı Hacı demiş. Hacı diye sana diyorum. Beni tonozcu yaptı arkadaşlar. Oyun Refah Partisi'nde. Tekneyi çok beğendim. Acayip düğünümüz var dostlar. Sevgilim, nereye? Nereye? Yine denizlere. Arkadaşlar, buralar canlanmaya başladı. Artık yaz geldi diyebiliriz. Biz de EGG ile tura çıkıyoruz. Ne yapalım? Oturalım mı evde? Görüşürüz. Eyvallah. Geldik. Geldik mi geldik yine. Hadi bakalım. Bu bölümde birazcık Murat Kaptan'la dertleşeceğiz. Kanalla ilgili olumsuz yorumları okuyacağım biraz. Yok ya, zaten o kadar da olumsuz yorum yok ya. Ben cevaplarını veririm. Göreceğiz. Yolda giderken okuyacağım. Arkadaşlar, Buçay Belediye Marina'dayız. EGG ile bir tura çıkıyoruz. Teknemiz 410 Geno San Odyssey. Yeni bir tekne, gıcır gıcır. Bu tekneyi de siz hemen görelim isterseniz. EGG'nin filosundaki gıcır yeni teknelerden. Evet, klasik, buradan düz ayak güverteye geçiş var. Güzel, devasa bir masa. Kokpitimiz, bol thrusterımız, içi çok güzel, öyle hatırlıyorum. Evet. Harita masası. Burası değişikmiş, kestirmelik. Güzel bir mutfak. Arka kabinlere bakıyoruz, geniş geniş. Bir de burada var. Bir tuvalet burada. Kumandalar burada. Baş kabine gelelim. Orayı merak ediyoruz genelde. Şam 2 gece bu teknedeyiz. Size birkaç bölüm çekeceğiz. Tüm yorumlarınızı bekliyoruz. Ve lütfen like düğmesine basmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bugün tatlı bir rüzgar var. Yelkenimizi de açacağız. Az sonra. Haydi. Bak. Tonozum benim ya. Hazır ol. Atabilirsin. Bol thruster var teknede. Bu çok güzel bu tip ayrılmalarda. Ne yapıyoruz? Buradaki diğer teknelerin tonoz olaklarına dikkat ediyoruz. Hem sevgiyi anlatıyorum hem size. Şimdi yavaş yavaş kurtulduk. Evet, tura çıkmanın en mutlu suratı. Teknenin boyu küçüldükçe dümen reaksiyonları hızlanıyor. Küçük bir çevirmeyle hemen başını çeviriveriyor. Aslında kıçı attırıyor. Tekneler kıçı attırarak dönür. Başı dönüyormuş gibi, öyle mi? İşte gerçek bir gemici ya. Hemen değerli toplu olalım. Ayağımıza bir şey dolaşmasın. Çapariz olmasın. Nasıl, dümeni beğendin mi? Çok ısı, kıvrak. Döndür bakayım. Dönder, dönder, dönder. Gönderiyorum. Voltumuz yok dedin ama. İstedim. Şimdi atalım bakalım. Biraz büyük iğneleri, büyük balıklar için ama sevginin kısmetiyle birleşince. Kısmet. Olur mu olur. Haydi bakalım rastgele. Bak bak nasıl mutlu. Vallahi. Haydi. Gelecek. Arkada geliyor büyük bir balık, baksana. Oho. Azıcık iskele yaptık. Normalde yetişen tekne öndeki tekneye rahatsız etmeden geçmesi lazım. Denizde çatışmayı önleme kuralına göre. Fakat o büyük olduğu için abi yolu azıcık açtık onun için. İlk defa yelken açacağımız bir teknede neye bakıyoruz? Böyle markalanmışsa iş kolay. Yoksa gidip buradan ileriden hangi alat buraya geliyor, hangisini açıp hangisini bırakmamız lazım, hesaplamamız lazım. Şimdi bu main foil dedi, yani yelkeni kapatan alat. Gri'yi yelkeni açtığımızda bu geri gidiyor, geri gideceği için bunu serbest bırakıyoruz. Açar mısın onu?
bu halat toplamamıza yarayacak yelkeni. Açarken de bunu serbest bırakıyoruz. Peki hangi halatı çekeceğiz? Hemen şuradan bakıyoruz. Şu hat üzerinde, bomba üzerinde ilerleyen kırmızılı beyazlı halatı da yelkeni açmak için çekeceğiz. Aşağıdan buraya gelen outhaul denen İngilizcesi. Yani out'u bilseniz yelkeni dışarı çeken anlamında yorumlayabilirsiniz. Bunu çekeceğiz. Çözelim gemici. Hemen çözüyoruz. Tonozcu, aşçı. Düğümler bizim işimiz. Önce ana yelkeni açacağım. Evet, ne yapacağız? Öbürünü boşlayıp bunu çekeceğiz. Yani sevgicim, hemen şunu şöyle. Bunu da sararken mutlaka 3 tane sarın. Az sararsanız bunu winch kalatın altından akıp gider. Birbirine sürtünme kuvvetiyle. Hatta yeriniz var bir tane daha. Evet. Bu teknede güzel bir şeyimiz var. Burada bir elektrikli vinçimiz var. Bu halattan gücü buraya aktarırsak olur mu? Olur. Ama direkt şuradan bu vince yük aktarmamanız lazım. O zaman güç buraya biner ve burayı patlatır. O yüzden her spin lock, piyano denen spin lock vince göre doğru açıya yerleştirilmiştir. Bakın gördünüz mü? Dik çıkıyor ve neredeyse dik geliyor. Ama buradan halatı direkt bu vince sararsanız ne olur? Oradaki spin lock bozulur, patlar. Şimdi bunu da buraya geçirdik. Aslında buna gerek yok. Elle de açabiliriz ama hazır elektronik vincimiz var. Bunu da böyle yaptık. Aslında bunu şöyle yapalım. Şunu kilitlememize gerek yok. Gücü aktaracağımız için. Evet sevgicim. Ne yapıyorduk? Şu furling halatımızı bırakıyoruz. Buradan ince bastıkça yelkenimiz açılması lazım. Açılıyor mu? Çek edelim. Açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi sistem bu. Bir kişi de bakıyor tabii. Bakmak lazım. Nasıl? Sonuna bakar mısın? Var mı payı? Var, pay var ya. Oo, tekne hemen yattı valla. Motorumuzu götür aldık. Teknemiz rüzgar hızından faydalanmaya başladı. Rüzgar neredeyse bağlamadım. Kafadan geliyor. Çok dar açıya çok güzel girdi tekne. Yelkenimiz açıldı. Gün görmez yakasında bir küçük gevşeklik var. Onun ince halatını gerdirmemiz lazım. Turdan önce tabii bunu göremezdik. Birazcık böyle pırpırlayacak, yapacak bir şey yok. Karşıdan bir yelkenli geliyor, hatta iki tane, onları dikkate alacağız. Güzel. Canavamızı da açabiliriz aslında. Açalım mı canavamızı da? Açalım. Yakışmaz mı? Yakışır. 11-12 knot esiyor. Canavamızı da açalım, bu hız bizi kesmedi. Tekne hızı 3 knot falan. Kim açacak? Yeni bindiğimiz teknedeysek ve canavamızı nasıl açacağız diye bakıyorsak, canavamızı önce toplayan halatı bulmamız lazım. Ne yapıyoruz? Buradan canava furling halatı güzel akacak şekilde yere bırakıyoruz. Takılmasın. Evet, hazırsan çekebilirsin. Onu açmana gerek yok. Evet sevgicim, canavayı açıyor. Burada canavayı açarken de bir tur attır, öyle çek. Evet, direkt elinde olmasın güç. Sancak saat yönünde. Yanlış yaptın. Pardon. Çok özür. Tamam. Hazır ol çekmeye. Çek 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 çek. Evet. Yelkenimize bakalım, açılıyor mu? Hop, açıldı. Çekebildiğin kadar çek, kitle. Maalesef. Tamam. Kitle, bir ilk tur daha attır. Kolunu sıkıştırmadan. Şimdi mi içeceksin? Ne güzel lan. Cenova. Çalışan adam olması. Yeter ki. İyice geçir, iyice geçir. Bastı kısmına. Helal sevgili kaptan. Kaptan diyeceğim artık. Olayım artık ben de ya, minik minik. Evet, dur biraz rüzgar üstüne dönmemiz lazım. Güç yetmezim. Şimdi oturmadı ya. Evet, pırpırlamaya başlayınca şey yap. Tamam. Şimdi. Çek 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 çek.
Tamam, yeterli, çok kasmayalım. Gerekirse kasarız. Evet, Genova'mızı da trim ettik. Tam Orsa seyrine uygun trim yaptık. Bakalım şimdi tekne ne yapacak. Tekne yatacak, hazır ol. Tamam. Onu çıkartabilirsin, işim bitti. Ya koy yerine. Ama geçeceğiz ya şu arabam. Biraz daha yapacağız gibi bir şey aldık. Evet. Nasıl evet. Murat kaptan? Harika. Açtık erkenimizi. Yatıyor. Yatıyor. Ama. Bakıyoruz, güzel. Şu an 15 knot esti. Bu tekne için bir şey değil. Evet. Yatıyor. 6 knot'ı bulduk. 6,5 knot'ı yakaladık. Tekne hızlı. Rüzgar da hızlı tabii. 17. Vay 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 vay. Sevgicim, ne yapıyorsun aşağılarda ya? Bilmiyorum, belli oluyor mu ama arkadaşlar efsane. Şu usturmaçamızı da alabiliyorsan alsana. Öbür tarafta. Evet, karşımızda Zeytin Adası. Bak, ulaşamıyor bana, o kadar aşağıda ki. Şimdi de yorum yapıp görelim bakalım. Alessa Tramola. Önce elle çekeceğiz, çekebildiğimiz kadar. Evet, adaya doğru yaklaştık. Tramola zamanı geliyor. Döndüğümüzde yönümüz şöyle Yılan Adası olacak. Bir süre öyle gidip tekrar tramola atacağız. Şimdi, oradaki halatı da al eline. Aynı anda sen yap hadi. Onu oradan kurtar ama güç sende kalsın. Evet, şimdi bırak onu. Çek bunu. Çek. Hop. Hadi ya. Tencere. Evet. Hadi bebeğim. Evet. Şimdi iki tur atıp binçle. Evet. Burada yerken yapıyorsunuz, Yılan Adası'nın güneyindeki sığlığı da aklınızda bulundurun. 3-4 metrelere kadar iniyor orası. Evet, şurayı biraz daha boşlayalım. Tamam. Asıl. Evet, harikaydın. Tonacılıktan canavarcılığa yükseldin. Arkadaşlar, süper bir şey bu. Herkesin denemesi lazım. Seylin Kalamari turlarına katılırsanız size de öğretiriz. Harika ötesi. Alesta Tramola. Standby yapalım. Onun kilidini de açacağız. Dur ben açayım. Tamam, hazır mısın? Bak tek başına 2000'ci birden kontrol ediyor. Yapacağım ben. Evet, Tramola. Evet. Orası pırpırlayınca. Bırak. Tamam, şimdi çek. Evet, dümenimizi de hemen rüzgarı kapacak şekilde. Güzel, bak bu sefer çok daha iyi çektim. Evet, kitleyebiliriz. Böylece Zeytin Adası'na geçmiş olduk. Haydi geçmiş olsun. Teknenin ismi gerçekten çok güzel. Feel the magic. Büyüyü hissedin. Tekneyi çok beğendim. Acayip yağ gibi akıyor. Muhteşem. Sen beğendin mi fıstığım? Akıllı, zeki, çevik, atar. Hepsi bir arada. Evet. Çek bebeğim, çek. Ellerini bıraktım. Arkadaşlar, harika bir hava. Rüzgarı da güzel yakaladık. Yelkene doyduk. Bilerek de hamama yaklaştıkça sertleşiyor tabi. Birazdan yelkenlerimizi direneye topluyorum sevgili. Hadi tramola bak. Hadi tamam. Bu tekne Canova ile bile 7 nata kadar çıktı demin. Helal olsun diyorum. Oo, sular atlıyor buraya. 24 nat esiyor. Teknemiz 7 natla gidiyor. Sadece Canova'mız açık. Açık hafif tuttu bu arada.
böyle güneşin altında ayakkabı yapmak muhteşem ya. Hava biraz serin ama o kadar güzel güneş var. Tornavucum benim ya. İyi değil mi? İyi güzel. Tur da attır hatta sonra yap. Öyle mi? Şu kilidimizi açalım. Halat da nasıl uzun değil mi? Evet şimdi de şu hareketi yapacağız. Hop. İyi buradan atlarız ha. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz Ersin. Ne haber, nasıl gidiyor? Sağ olasın, nasılsın? İyi vallahi, her şey yolunda. Özlüyoruz be, bir ay gelmeyince buraları. Çok sağ ol Ersin ya, teşekkürler. Haydi sağ ol. Akşam uğrarız, bir şeyler yeriz. Motorumuzu kapattık. Sevgicim. Efendim Muratçım. Nasıldı seyrimiz? Harikaydı ya arkadaşlar, ben Murat Kaptan'la ilk kez bu kadar güzel yerken yapıyorum. Yani. Arkadaşlar siz de gelin sailingkalamari.com unutmuyoruz. Evet. Orada bakın fiyatlara, miyatlara indirimler var, bir şeyler var. Gelin bu dünyayı birlikte yaşayalım. Sevgili Kaptan, Murat Kaptan sizi davet ediyorum. Arkadaşlar gelin, 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 gelin. Üşenmeden gelin. Ciddi söylüyorum. Koştura koştura gelin. Gelin. Ne olursa olsun Ruslara, yine gelin. Ruslara bırakmayalım buraları arkadaşlar. Savunmaya gelin, savunmaya. Savunmaya gelin. Her yer Rus olmuş. Allah'ını seven defansa gelsin. Vay. Acıktık mı acıktık? Biraz acıktık ya. Oh, evden gelmiş salata gibisi var mı? Aynen. Bir de bana eksik. Görüyorsunuz artık arkadaşlar salata malata yediriyor. Çünkü göbek. Göbek var. Ne yapalım? Sigarayı bıraktım bu arada. Sigara bırakıldı. Yürüyüş yapılıyor. Bisiklet sürülüyor. Adım adım. Kilometreler hesaplanıyor ve salata yeniyor. Çok değiştim oğlum, şaşırtacağım sizi. Çok acayip bir şey olacağım 70 yaşında. Hala bizi izleyeceksiniz. Öyle genç tatlı kalacağım ki. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Sevgi hep... zaten genç ve tatlı. Falan. Teşekkür ederim. Salata yanında ekmek var değil mi? Ekmek var. Şunu iki dakika kavurayım mı? Kavur. Kavurayım. Sana kavurması. Aslan Egege, Kaplan Egege var ya, bu Egege'ye hayranım ben ya. Vallahi. Tavaya bak da her turda yeni bir tava koyuyorlar, öyle bir film. Ya gerçekten. Gıcır gıcır. Her şey çok gıcır gıcır, bakar mısın? Evet, gıcır gıcır. Ay gözümü alıyor, çek. Panak mı bu, emin miyiz? Evet, bu var ya, bir de organik panak. Sen böyle yakın zamanda... Tahta kaşıkları bulamadık ya. Evet. Nasıl olur ya? Evet, burada yok, burada bu tabak çanak. Burada normal... Acaba şu katmanlı bir şey mi? Yok. Arkadaşlar bize tahta kaşık yollayın, çabuk. Bir çevirmemiz lazım. Evet. Yani. Şunun altında ne var? Rende kahve zımbırtıları. Dışarıda çılgın bir rüzgar var bu arada. Bizi sancaktan basıyor, basıyor, basıyor. Ben bunu süzme yoğurt diye aldım. Normal yoğurt mu çıkmış bu? Üzerine süzme yazıyor. Üstelik şey var neyse. Böyle. Baksana, ödül almış bana. Tamam, çık. Bakacağız artık. Çık. Tamam, hazır her şey. Bak, hazır hazır. Evet sevgicim, oku bakalım şu yorumları. Güzel şeyler oku yalnız öyle. Oku oku. Ha oku. Başladık mı? Başladık evet. Pardon, özür dilerim. Murat'cığım sana hiç sorulmamış bir soru. Hadi sor. Hiç kimsenin aklına gelmedi yani bu soru, tamam mı? Soruyorum. Bir tane izleyicimiz sormuş. Murat Kaptan, Arda Kaptan nerede? Oo, şok 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 soru. Hiç sorulmamış soru. Arda Kaptan hala dizi çekiyor sanırım. Vallahi Kanal D'de yok benim evde.
Herhalde devam ediyor değil mi Arda'cığım? Devam ediyor mu dizin? Buradan sormuş olayım sana. Hadi kaptan evet. Gelecek şah yaz gelince. Yaşlıyor, yaşlıyor, üşüyor. Yani Arda yokken kanalın eski keyfi yok diyenler var. Hadi ben hatırladım rolumlardan. Tabii ki hiçbir şeyin eski keyfi yok. Neyin eski keyfi var ki sevgiciğim? Öyle, orası öyle ama... Aynı tempoda, aynı keyifli, aynı şeyle gitmiyor. Hele ki bizim gibi böyle biraz hava şartlarına, tekne şartlarına sağa sola bağlı olan kanallarda aynı standartta gitmek mümkün olmuyor. Bu bazen hızlanacak, bazen yavaşlayacak. Bu kanalda böyle. Güzel bir yorum oku bakayım. Hadi, güzel bir gelsin. Yorum okuyalım hemen. Bakalım. Sor. Sana güzel bir soru daha. Arkadaşımızın ismi neymiş? Ceren. Ceren İşler. Evet. Demiş ki, hey gidi sailing kalamari hey. 350 bin izlenmelerden 5000 izlenmeleri. Koskoca bir kitle ancak bu kadar kaybedilebilirdi. Ama Ceren'cim şu matematik yanlış. 350 bin yazan video 4 yıl önce kondu. O 4 yıl önce konan en güzel bölümlerden biriyle şimdiki bölümleri kıyaslamışsın. Yani bir hafta önceki bölümü. Tabii ki 5000 olacak. Bir de artık şöyle bir dünya da ortaya çıktı arkadaşlar. Biz bu bölümleri yaparken 4 yıl önce ne TikTok vardı, ne YouTube Shorts vardı, ne Instagram Stories vardı. Varsa da bu kadar popüler değildi. Şimdi artık dikkat ederseniz hepinizin dikkati kısa kısa. Yani uzun şeylere konsantre olma konusunda hepimiz zorlanıyoruz değil mi sevgicim? Evet. Evet, alıştık böyle hap gibi komik eğlenceli küçük, şeylere. Küçük part part evet onlar. O yüzden şimdi biz de biraz kısa bölümler yapıyoruz. Yani sizin dikkatinizi daha yoğun tek bir konuda tutabilmek için. Onlar da 5000 izleniyor, 6000 izleniyor, 8000 izleniyor. Fakat haftada 2-3 tane yapıyoruz. Böylece haftada 38-40 bin izleyiciye ulaşabiliyoruz. Tabi tembellik etmeyip bölüm çektiğimiz zaman. Evet, değil mi sevgicim? Evet, şimdi evet, Ceren evet. İşler ne diyorsun bu matematiğe? Bir yorum daha bekliyoruz. Evet. Evet yapıştır. Bir tane daha geliyor. Ağır abi biraz karizmandan taviz ver. Ben seninle yaşasam var ya ruh hastası olurum demiş. Bir dakika ben cevap vermek istiyorum. Sen önce. Arkadaşlar ruh hastası falan filan biraz olmuyor yani. Yani o yüzden Muratcığım öyle ruh hastası falan diyor. Ruha ruh katıyor haberiniz olsun. Buyurun söz sizde. Seyirci daima haklıdır belki de doğru. Ne bileyim. Ekrandan böyle ciddi gözüktüğümü söyleyenler oldu. Belki şu anda bile ciddi gözüküyorumdur. Kendimi görmüyorum ama ben bu benim keyifli neşeli halim. Ne bileyim. Kimdi o yorumu yazan kimdi? İsim ya, var. Şey isimler. Bak ne kadar güler yüzlü adamım ya. Eskiden de o ciddi şimdi. Arda'nın açığını da kapatmak zorundayım. çifte evet çalışıyor vallahi. Hadi güzel bir yorum oku ya. Ha bir de şu şey meselesine gelelim mi? Ne diyor? Şey diyorlar. Şu reklam. Ha hatırlıyorum öyle yorumları. Ha. Birisi demiş ki. Evet evet. Reklam demiş. Olduğunu baştan niye söylemediniz demiş. Reklam evet. Ara sıra yapıyoruz evet. Birçok YouTube kanalı zaten yaşamak için böyle şeyler yapmak zorunda. Ya YouTube'un kendi alttan geçen reklamlarını veriyorlar ya da böyle sponsorluk birazcık reklam olur. İzlediğimiz her şeyde reklam yok mu? Hani biz bir reklam koymasak YouTube, o girdiğiniz YouTube, o izlediğiniz şeyden zaten reklam parası kazanıyor. Yani bu reklam orada olmasın, burada olmasın diye efelenmenin alemi yok çocuk gibi. Yani artık bu işler böyle. Gerçekten biz bu işlerden yani ciddi paralar da kazanmıyoruz. Ancak şu bölümleri yapabilmek için cebimizden de yemememiz lazım. Öyle düşünün hani. Bir tane abonemiz de şey demiş, Yunan adalarına, Yunanlılara aittir demeyin bizim adalarımız yorumu yapmış. Evet abi, Yunan evet. Adalarında bölüm çektiğimiz zaman böyle takım aşırı milliyetçi yorumlar evet. Gelebiliyor. Onlar Yunanların değil, bizim adalarımızda oturuyorlar falan. Hı. Şimdi biz burada Yunanistan'a, Yunan adalarına, Ege adalarına diyelim hadi. Cümle içinde onu da kullanalım. Çok yıllardır gidip geliyoruz. Çok dostça davranıyorlar. Onlar buraya geldiğinde biz dostça davranıyoruz. Bir alışveriş var. Özellikle adaların yaşaması için Türkiye çok önemli. Yani mesele de bunlar nasıl aldılar bizden yıllar önce hileyle hurdayla. O açıdan bakmıyoruz. Oradan çıkış yok yani. Yıllar olmuş. Bunlar artık adı Yunan adaları olmuş. Şimdi biz Yunan adaları deyince bir vatana ihanetmiş gibi yorumlayan dostlarımız var. Yunan adaları ama gerek yok, yani Yunanistan'a giderken hani Kapıkule'den geçip ne diyorsunuz hani Avrupa'ya geçtim mi diyorsunuz? Kapıkule'den çıktım mı diyorsunuz? Bir şekilde Yunan kelimesini kullanmamız gerekiyor. Olayı anlatabilmek için ya da mevzuyu anlatabilmek için. Tam biz de isterdik. Ya da birisi de şey demişti öyle hatırlıyorum hani bari Kos Adası demeyin, İstanköy deyin falan.
Bunlar çok bence yersiz hassasiyetler. Buralarda bunlara biz dikkat ederek neyi başaracağız arkadaşlar anlamıyorum yani. Sonuçta biz Yunan halkını seviyoruz. Düşmanca şeyler yıllar önce olmuş. Hükümet kanadından, bizden de onlardan da böyle bazen sert laflar, cümleler geliyor ama onlara kulak asmıyoruz. Öbür türlü hiçbir coğrafyada yaşayamayız yani. Suriye, Rusya, herkes birbirine çemkiriyor devletler olarak. Yani burada arkadaşlar şey aramayalım. Vay be. Bir de hani çok bu konuda bir klişe vardır. Geyik hani iyi ki onlar almış derler ya. Biz alsaydık şimdi tokiler, mokiler, gökdelenler dolardı. Şimdi ya imara açıldı açılmadı davası başlardı. Evet, bu konu bu bir şekilde geyiğe dönmüş yıllar içinde ama bir haklılık payı da olabilir o adalarda. Yani size bir örnek vereyim. Yassıada. 30 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceki haline bakın. Bir de şimdiki haline bakın. Bir de Ege Adaları'nı öyle düşünün. Ağlayacağım şimdi. Bir de abilerimizin bazıları sürekli şu tek başına seyir yapan Fatih Aksu örneği. Evet Fatih Aksu. Evet. Bize çok örnek gösteriyorlar. Çünkü biz bu coğrafyaya sıkışıp kaldık. Çok uzun rotalar yapamıyoruz. Bölümlerimiz de tabii haliyle birazcık tekne içinde geçiyor. İşte göbüne geliyoruz. Gittiğimiz yerlere gidiyoruz. Tekrar tekrar havadan oraları göstermenin çekiciliği yok. Çok yaptık bunları. Bu yandan Fatih Aksu sürekli oradan oraya geçiyor. Fransız Guyana'sından bilmem ne adalarına, Virgin'den oradan falan sürekli çekici bir şey var. Tabii ki çok çekici hani seyir değeri olarak. Şimdi bize tabii ki kıyaslanamaz Elmalı Armut. Bir gün ama aynı rotalardan biz geçersek meydan okuyorum. yardırırız. Fatih Kaptan da yazıklar dileriz. O da güzel şeyler çekiyor. Evet. Takip ediyoruz. Ama yani denizcilik anlamında Elma ile Armut'u kıyaslamayalım çünkü biz denizci olmadığımız için burada sıkışıp kalmış değiliz. Gidemiyoruz, işler güçler var. Öyle bir parasal özgürlüğümüz yok. 2 sene dünyayı dolaşacak kadar. Buralarda işte yaşatmaya çalışıyoruz, size bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Dostlar. Fatih Kaptan. Selamlar. Aynen. Bak şimdi. Bunu birkaç arkadaş farklı yorumlamış, birkaç farklı anlamda sana geliyor, sormuşlar demiş ki. Suratından anlıyorum. Konuşma sırasında Murat Kaptan'a gelince çalma hızını arttırıyorum demiş. O zaman anca normal oluyor demiş. Aa, arkadaşım ya bu kadar da gömülmez ki ya. Söyle Murat'cığım. İçerimden bu akşam. Yani ne bileyim hep savunma moduna girdim ha. Evet çok hızlı konuşmuyorum. Yani çok... Aşırı yavaş da değil ha. Ben de diğer videolarla, evet, insanlarla kıyaslıyorum. Bazen tempo düşüyor ama benim bir oyunculuk formasyonum, eğitimim yok. Özellikle Arda'yla diğer oyuncu arkadaşlarla kıyaslayınca. Düşüne düşüne konuşuyoruz. Tarta tarta konuşuyoruz. Bence siz başına 1,5 hızı almayın. Ben 1,5 hızlı montajlıyım. Normal, normal. Normal. Sevgicim bir tatlı bir ses tonum da yok tabii. Ne yapayım? O da ya gibi. Ama nerede ama? Hep getir ya. Dur, ya olumsuz. Ama bir tanesi bak çok güzel. Biri çok güzel yorumlamış. Demiş ki Arda Esen. Ne diyor? Vay brom, vaylar brom. Harikasınız demiş. Selamlar, sevgiler demiş. Ardacığım. Orada olmak vardı demiş. Hareket. Evet brom çok uzaklarda kaldın. Atlayıp geliyorum desen yerim var burada. Salonda yere bir yatak açarız. Şaka bir yana. Evet. Evet seni soruyorlar, seviyorlar tabii. Eski bölümleri yeni izleyen seyirciler de var. Yapacak bir şey yok. Bu kolay bir video alanı diye arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldik, bağlandık. Yelken yaptık. Her zaman herkesin yapabileceği bir şey değil. Fatih Aksu gibi hani kendi teknesi olup her gün teknenin içinde yaşayıp o zaman çok video üretiliyor tabii ama böyle hem kendi işimizi yapalım, para kazanalım hem de gelip buralara bir şeyler çekelim. Bu konuyu artık 1000 defa açıkladık biliyorsunuz arkadaşlar. Üzmeyin bizi ya. Üzmeyin ya. Ağlarım. Üst üste biraz hepsi olumsuz gibi ver oldu ama ver. Bir dakika demişler ki ne demişler yaşıyorsun yani? Bu hayatı dayı. Seninle içmek için, seninle yelken yapmak için seni bulacağım. Ahat olsun demiş. Evet güzel yorumlar da var arkadaşlar. Evet, evet onları saymıyoruz. Yaşıyorsun tabii. Bu hayatı dayı demiş. Dayım ölürüm sana. Kim adı ne? Arif Altan Çalık. Böyle yorumlar da var. Dur iyileri de ben okuyayım ha. Bunlar iyi yorumların çok iyi olmuyor. Sağ olun. Orada olmak vardı diyen var. Burada olmak aslında o kadar zor değil arkadaşlar. Sadece birazcık paraya bakıyor. Maalesef biz turlar yapıyoruz. %10, %15 indirimler yapıyoruz ama pahalı bir dünya olduğu için
İndir indir yine bazen ucuzlamıyor rakamlar ama selinkalamari.com selinkalamari.com adresinde küçük tekneler var ya da büyük tekneler var. Grup olarak, arkadaş grubu olarak toplanıp gelebileceğiniz, rahat edebileceğiniz tekneler var. Siz de bu dünyada bizimle gezmek isterseniz oralara bir girin, bakın fiyatlara. Nisan, bahar aylarında da, Nisan ayında özellikle daha ucuz turlar olacak. Maalesef hepinizi misafir etmek isteriz ama pahalı bir dünya. Sadece şurada yemek içmek bile, yani artık her yer pahalı. Evde yemek içmek de pahalı bir de. Tekne hareket ediyor, yakıtı var, o su var, bu su var. Ama işte yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Sizi de bekliyoruz. İçecekler var, balık var, yemek var, tatlı var. Keyif var, yeşil var, doğa var, her şey evet, var. Evet, sorulara yarın devam edelim. Ben daha güzel sorular soracağım. Bu doğa değil ha. Doldurmuşsunuz ya. Selamlar. Nere var abi? Ya buraya en baş. En baş. Beşiktaş 1-0. Sevgicim nereye oturuyorsun? Burası mı? Başa mı? Ya şöyle oturalım da şimdilik. Sen böyle çevirebilirim abi. Ben baksam yeter ya, Sevgi bakmaz otur. Sen karşıma geç bebeğim. Bakacaksan da buraya oturursun. Vay vay, selamlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Ooo kahveler. EGG Yeting bir tanesin. Canımsın. Dünya nasıl tersine döndü değil mi Sevgicim? Artık yürüyüş teklifi Murat Kaptan'dan geliyor. Hiçbir evet. Şey için. Sigarayı bırakınca böyle oldu arkadaşlar. Oyalanmak için yürüyüşler bir şeyler. Dün Çanakkale şehitleri günüydü, 18 Mart Çanakkale zaferi. Atatürk'ü asmışlar buraya, sevgili atamızı. Biz de rahmetle anıyoruz şehitlerimizi. Çanakkale geçilmez. Arkadaşlar kaybolduk. Hep aşağı inerek sahile ulaşmayı düşünüyoruz. Sevgi katır gibi gidiyor tabi. Bak işaret koymuşlar, bulduk yolu. Merdivenli koya iniyoruz. Şu işaretler olmasa çok yalnız hissediyorsunuz buralarda. Bir de bu yolu çıkacağız. Abo. Ama güzellikler güzellikler. Güzellikler hep böyle zor yerlerde. Denizden gelelim dedim sana, yok diyorsun. Geldik mi? Geldik valla. Evet, hızımı 1.5 ileri alın, hızlı sarın. Harika. Şöyle. Mağaralar, kayalar. Nereye geldik Muratçığım? Gel, takip et beni. Her zaman takipteyim. Arkadaşlar sizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi sahile SOS yazacağım. Bizi buradan alsınlar. Bak merdivenli koy. Niye merdivenli? İşte bakın merdivenler burada. Çıkalım mı şuraları bir? İşte merdivenli koy arkadaşlar. Öyle içeri doğru gidiyor. Sizin için orayı keşfetmek isterdik ama etsek mi acaba? Hadi. Yapsak mı böyle bir şey? Hadi bakayım. Götüm gözükür ama. Ya gözükse boş ver. En güzel göt sende. Merdivenler seçiliyor mu arkadaşlar? Sonra öyle yerlerden inmek çok zor oluyor ya. Göbünü köpeği her yürüyüşe katılır böyle. Gel. O yüzden fit. İnce, o yüzden fit. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Hayır, burada bir cami işareti görüyoruz. Altında da ok var. Acil namaz kılmanız gerekirse. Doğru söylüyorsun. Cami reklamı var ya burada. Koş. Getir bana onu, getir. Deniyoruz. Baktık fazla çöp yok. Hiç yok daha doğrusu. Bir toplamış sanki. Köye gidiyor bence bu. Camiye gidiyor işte. İşte arkadaşlar camiyi bulduk. Tabela doğru söylüyormuş. Koş bakayım. Tavuklar için her türlü konforu yapmışlar. Evet arkadaşlar. Rüzgar çok saç başla alıyor. Şimdi yorumlara devam ediyoruz.
Sevgicime ben okuyorum bu sefer. Hep bana kötü yorumlar okudu. Ben okuyayım bakayım biraz da. Ne yazmış? Best the teacher. Videolarınız çok keyifli. Her seferinde bir öncekinden başarılı çekimler yapıyorsunuz. Bu da izleyicinize gösterdiğiniz özeni gösteriyor. Thank you. Sevgicim artık Mark oldu bu isim diyor. Tebrik ederim. Şahanesiniz. Balık tutma heyecanınızı paylaşıyorum. Bol keyifli. Ne diyorsun? Mark olmuşsun sevgi. Ya bu senin sayende oldu Muratcığım. O sevgicim derken o iyileri arttırınca ister istemez. Marka demeyelim ama evet biraz dillere dolandı. Ama bu bölümlerin her bölümün daha doğrusu daha böyle özenle itinalı olması tabii ki Murat Kaptan'dan kaynaklı arkadaşlar. Ya şımartıyorsun beni. Şımart. Şımart. Sevgicim süpersin. Balıkçıların kralı demiş. Kraliçesi diyecek herhalde. 6 üstü 3 balık yakaladım. O da hayatımın ilk balığıydı ama. Gene de teşekkürler. Balık balık içinde ekmek var. Bir dahakine sen yakala ben tutmuş gibi yapalım. Hadi bakalım ona cevap ver. Abi soruyor ama bu kanal böyle olmadı ya. Kapatın bunu başka kanal açın. Bu şekilde olmaz ayıptır zorla çekiyorsunuz gibi la demiş. Ankaralı mısın? Neydi? Kısmetoloji. La ile bitirmiş. Kısmetoloji. Kısmetine küseceksin kısmetoloji yapacak bir şey yok. Vallahi 54 bin 55 bin lira gelmek öyle kolay bir süreç değil. O yüzden de yeni bir kanal açmak da öyle kolay bir şey. Açarsın ama 55 bine ulaşmak için biraz emek, çaba sarf etmek gerekiyor. Evet bu kanal böyle olmadı dedi. Herhalde hoşuna gitmeyen bir şey var son zamanlarda ama işte izlemeye devam edin. Bazen yelken yürüyüş, böyle doğa, bazen teknenin içi ne yapalım işte idare ediyoruz arkadaşlar. Peki aynı şekilde kaptanım sizden daha çok videolar bekliyoruz. Bu işi kazanç amaçlı yapmadığınız belli fakat bizler için daha çok video yüklerseniz seviniriz. Provanız net olsun inşallah. İşte çekiyoruz, beğeniyoruz. Bu kış videoları tutmadı Hacı demiş. Hacı diye sana diyorum. 2-3 tane iyi olduğu için. Tamam ben üzerime almayayım ama yapacak bir şey yok. Bazen tutuyor bazen tutmuyor. Yani yoğurdu bile bazen mayalıyorsunuz sütü tutmayabiliyor. Evet, arkadaşlar keyif. Aynen. Yoğurt bile tutmuyor. Bu mızıka sesi kadar itici bir ses müzik aleti yok. Evet ara sıra ben mızıka sesi seviyorum, kullanıyorum. Blues tarzı. Demek ki bazı kulaklar tırmalıyor. Daha az kullanırız dostum. Evet aşkınız daim olsun mavi olsun. 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 Buna kocaman bir amin diyebilirim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ya, işte güzel güzel yorumları oku böyle ya. Nedir o ya? Ne demiş Murat Kaptan? Bugün seni bir gün seni bulacağım. Eyvah. Seninle birlikte rakı içeceğim. Ha. Buraya yazıyorum. Bulacağım derken. Bahtım olsun demiş. Uludağ Kırtasiye. Uludağ Kırtasiye. Reklam oldu bak. umarız dostum bunu yapmak çok zor değil. Biraz tabii ucuz da değil ama sailingkalamari.com adresine girip güzel kendinize uygun bir tekne seçip bizimle tur yapabilirsiniz. Bunu daha biz çok keyif alıyoruz sizlerle birlikte olmaktan ama biliyorsunuz maliyet bu işler. O maliyeti karşılamanız gerekiyor. Peki ne diyor bir dakika. Erkemari doktorumuz. Evet, işte olması gereken buluşma gerçekleşmiş. Selim Kalamari ve Erkemari'nin elektrik motorları Voltron'u oluşturabilir artık demişler. Barış Demircan da demiş ki Erkemari bizi elektrikli motorla tanıştırdığı için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ne diyorsun Erkemari'ne? Erkemari'nin sessiz motor. Dalgaların sesini duyuran sadece tek sessiz motor muhteşem. Evet. Olsun yani. Evet, evet. Ya. Başka? Bu bölümde kilit altındaydı. Oradan çıkartıp kullanamadık. Biraz da rüzgar çok uygun değil zaten balık bölümü yapmak için. Ama Erkemer'in hakikaten favori ürünlerimizden biri. Kullanmayı en çok sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi. O dingiye binme işini keyif haline getirdi. Böyle uzaklara gidesin geliyor. Taşıması, montajı. Uzaklara da gidebilirsiniz. Yaklaşık en son süratte bir saat kadar yol alıyor. Yarım saat gidip yarım saat döneceksiniz. Yarım saati geçirmeyin yoksa dönüş yolunda yolu. Kürekleri almayı unutmayın o yüzden. Sakın. Kürekleri bot atmayı unutmayın. Evet, bu da bir denizci klişesidir. Bot, evet. Bota binerken kürek unutulur. Evet, çok fazla da yorumlarla boğmayalım. Açın, okuyun. Olumsuz yorumlara cevap vermek istedik. Biraz dertleşmek istedik. Gerçekten bu kanalı yapmak kolay değil arkadaşlar. Tekne, zaman ve para gerekiyor. O kadar çok video üretemiyoruz. Affedin, işte fırsat buldukça da devam etmeye çalışıyoruz. Yaz geliyor, haftalık turlarımız olacak. Hem sizin gibi sevgiler, saygılar, dostlarımız gelecekler. Hem de biz fırsat buldukça çıkacağız. Bunları da video yapacağız. Bazılarını tabii katılımcılar istediği sürece her gelenin videosunu da çekmiyoruz. İstemeyen de katılmayabilir videolara.
Sevgili Cem, son sözleri alalım. Evet arkadaşlar, yine de olumlu olumsuz her türlü yorumlar için çok teşekkür ederiz ama burada kocaman bir emek ve özen gösteren koca yürekli bir kaptan olduğunu unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hadi öyle bakalım öyle. Dönüş yoluna geçelim artık. Hadi gidiyoruz. Yine rüzgar var, yelkenle döneriz. Aşağı doğru gitmek çok güzel bu havalarda. Bu arada neredeyiz? Göbin koyunun yukarısında böyle güzel bir bank var. Buraya gelip minik piknik yapabilirsiniz, dertleşebilirsiniz. Ağacın altında gülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz. Manzara muhteşem. Yoga yapabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Evet. Vay 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 vay, sen kaşla göz arası sevgicim yine yaratmış. Onun içinde ne var? Aç bakayım. Can kurtaran var burada. Can kurtaran. Can kurtaran. Yes. Kısa turların vazgeçilmez yemeği. Spagetti. Evet. Eline sağlık. Bir kadeh içilmez mi? İçilir. İçilmez mi? İçilir. Boş bu, boş. Hadi bakalım. Evet. Sofrayı da ben kurayım bari diyecektim ama sen kur bari, yapacak bir şey. Ay ben bir tembel oldum ya. Evet, İş. Tekne çok güzel teknemiz fakat bu teknede küçük bir sıkıntı da mutfakta çalışılacak tezgah alanı yok. Dolabın üstü var ama dolaptan bir şey alacağınız zaman sıkıntı oluyor. Burada da tencerelerin olduğu bir dolap var. Nispeten orası da kullanışlı, lakin onun içinde şurada çapraz durmanız lazım. Evet, gördüğünüz gibi her teknede bir şey bulabiliyoruz ama bu işin doğası böyle. Her teknede bir şeyler iyiken bir şeyler kötü olabiliyor. Alınmak, bozulmak yok. Değil mi sevgi? Mutfak. Ama içeride bir yatak yapmışlar. Gayet güzel, geniş. Yani böyle daralmayan bir yatak bu teknede. Şunu güzel akıl etmişler. Bak dümdüz geliyor. Biraz çapraz geliyor ama sonuçta bir tarafa doğru daralmıyor. Yani kafanızı karşıya koyabilirsiniz. O karşı kafayı bu tarafa koymak çok saçma ya. Kalkamıyorsun. Neyse tamam, çok konuşmuyorum artık. Çok güzel şey. Deli rüzgar hala durmamış, esiyor. Meydan. Yakalarım. Evet. Küçük tatlı kahvaltımız. Biraz da sucuk, indirim sucuğu. Sevgi hadi. Come on. Nasıl kendimi beklettim, tuttum ya başlamamak için. İşte buna saygı denir. Teşekkür ederiz efendim. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. Aslında dalmamak için de zor tuttum. Aslında mı? Sucuk. Carrefour'da indirimde 40 lira. Koşun. Tüm indirim ürünü biz yemeye başlayacağız valla. Kim derdi ki indirim peşinde koşacağız. Sen olmuş 2023. Herkes koşuyor artık ya. Bunun şeyi tabii yok. Canım. Evet herkes artık. Rakı ucuz mu hemen? Sucuk ucuz mu? Evet. O Carrefour kasadaki çocuklar da profesör olmuş. Abi şu kadardan şuraya düşüyor. Evet ya. Onlar bile artık diyor ki bu kadar indirimde. Bunu bu kadar alırsanız bu kadar şu indirimde falan. Valla çocuklar. Yurdum insanı. Seviyoruz sizi. Hadi bakalım. Evet. Afiyetler. Neredeyiz? Buradayız tabii, cennette. Kral geri dönmüş. Muhammed abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasılsınız? Sen geldin, biz gidiyoruz abi. Kalsaydık bir gün daha. Muhammed abi kalın diyor. Ne yapalım arkadaşlar? Eyvallah Muhammed abicim, bir sağ düşünelim. Ne yapıyor Murat'cığım? Sigarayı bıraktan sonra bir garip haller. Oturduğum yerde yoga yapıyorum, ne yapayım? Ne yapsam yaranamıyorum ya. Hop! Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Seni bir gün yogacılar bir yakalayacak. Yukarı bakan kaptan. Kaloriyi al. Elma suyu arkadaşlar. Kötü örnek olmasın.
kadar yürüyüp geleceğim. Nereye? Fazla uzaklaşma. Şuraya kadar. İskelenin ucuna mı? Gözünün gördüğü yere kadar, evet. İskelenin ucuna kadar. İyi, hadi bakalım. Gidiyorum. Özletme. Gidiyorum. Gidiyor gönlünün sultanı. Emekli oldu. Çok zor, çok emeklilerle yaşamak. Bütün gün evde. Ay ne yapayım, yürüyüş mü yapayım? Ay. Zor zor emekli, emekli sevgili zor. Benim emekliliğim yok bu arada. Ne EYT'den ne oradan buradan arkadaşlar. Yok. Sen kendi deyiminle yıllardır emeklisin Murat'cığım. Seni ne yapacağız? Ha? Hemen de cevap. Hemen. Hiçbir erkeğim konuştu, bir susayım yok. Hangi dönemden bahsediyorsun? 80'leri yazan bir senarist olarak. Evet. Özlüyor muyuz o yılları? Özlüyoruz işte bu yüzden. Pabuç kadar oldu diller. Kadın egemen. Refah Partisi'ne oy vereceğim ben. Durdurmamız lazım bu kadınları. Kadın. Yeniden refah. Kadınların yükselişi engellenemez. Arkadaşlar kim oy vereceğinize eminim biliyorsunuzdur. Bilmiyorum, burada bir işaret yapmak istemiyorum. Herkes özgür. Demokrasinin o tatlı günü geliyor. Bakalım ne olacak. Kanalı kapattıracaksın, haberin olsun Murat'cığım. Hayır, ben derim kim oy vereceğiz biliyorsunuz. Benim kimden yana olduğumu kimse bilmiyor ki. Evet arkadaşlar, doğru söylüyor. Arkasındayım sonuna kadar. Kim oy vereceğinizi biliyorsunuz. Ben oyumu hepiniz söyledim. Biliyorsun. Yeniden refah. Hüdapar. En sevdiğim partiler. Allah'ım. Allah. Şaka şaka. İnce beyaz zambaklar açar böyle sevince. Ata Demirer severiz biliyorsunuz, beyaz zambak şey. Bursa Bülbülü diye film çekti. Onun soundtrack'ini dinliyoruz ilk defa. Bu saatte uyumuyor ama bakalım uysa da dinliyoruz, uyumasa da. Dertleneceğiz, dertleşeceğiz. Buradan telif gelir mi bilmiyorum, dur bakalım. Düğünümüz var dostlar. Ben seni nasıl? Hadi. Vallahi şey söyleyeyim mi? Seni sigarayı bırakmam muhteşem bir şey oldu. Bence. İşte enerji böyle atıyoruz. Fazla enerji birikiyor. Murat Kaptan çıkıyoruz. Senin yerin şu an Tonoz. Tonoz mu? Oha. Evet. Kaptanlıktan Tonoz'a düştüm ya. Haydi görüşürüz gençler. Sevgi kaptan çıkıyor. Tamam. Tonozcu olduk be. Atıyorum. Çok hafif. Şu anda halat batıyor. Helal kaptan. Beni tonozcu yaptı arkadaşlar. Oyum Refah Partisi'nde. Daha sonra bir gün olacak demiştim. Bu kadınların yükselişine bir dur dememiz lazım. Daha sonra bir gün bu iş olacak demiştim. Canım sen. Arkada sıkışabilecek şeylere bakacağım. Elektronikleri açmadık, hemen açıyoruz. Çok güzel bir iki gün olmadı mı? Muhteşemdi. Rüzgarıyla. Harikaydı. Güneşiyle, sohbetiyle, yeni kalamar fanlarıyla muhteşemdi. Bir de şimdi bizi Göce'ye götürecek bir tatlı yerken yapabilirsek. Ya olsun. 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 Dur ben şuradan hızlıca açayım onu ya. Evet bak, rüzgar arkadan gelince durum değişiyor. Boşal. Evet, pupa seyirinde ne yapıyorduk arkadaşlar hatırlayalım. Rüzgar arkadan geldiği için yelkenimizin tekneye dik olmasında fayda var. Paralel değil. Şu anda gördüğünüz gibi şişiyor. Şimdi ana yelkeni açarsak ne olur? Ana yelken canavanın rüzgarını çalar. O yüzden ayı bacağı yapmamız gerekir. Şimdi ayı bacağı deneyelim mi? Deneyelim. Hadi bir deneyelim ya. Onu da mı deneyeceğiz? Onu da deneriz ya. Ayı bacağı çok rüzgarı hassas bir noktadan aldınız. İki yelkenin de birinin sığancağı, birinin iskeleye açıldığı bir pozisyon.
her zaman tutturmak kolay değil. Rotanız da uygun olmalı. İşte ayı bacağımızı yaptık. Sadece ana yelkenimizin bombasını biraz daha açacağız. Şu anda popo seyrinde rüzgardan en çok faydalanmanın yolu bu. Ayı bacağı. Daha fazla faydalanmak için main sheet'imizi biraz daha açıyoruz. Git bakayım biraz daha. Git 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 git. Gördüğünüz gibi hızımız 3.4'tü. Şu anda 4.9. Neredeyse 2'ye katladık hızımızı ayı bacağıyla. Evet sevgili arkadaşlar, bu bölümümüz burada bitiyor. Şu teknenin içinden çıktığımız, film bilim yorumlamadığımız bir bölüm olsun istedik. Sevgicim ne diyorsun? Ya muhteşemdi gene ya arkadaşlar. Gerçekten hiç düşünmeden çıkın gelin diyorum. Bizi evet. İzlemeye devam edin diyorum. 2 gün bile yeterli, 3 gün daha da yeterli. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Beğensiniz de beğenmeseniz de like atmaya devam edin. Evet dostlar, şu an bu çemberine anons yaptık. Evet. Az sonra Göcek'in tekneleri gözüktü, koca koca marinaları. Yanaşmak üzereyiz, görüşmek üzere. Bu kaçıncı selam verişim? Bu kaçıncı oldu, vallahi kaçıncı oldu bilmiyorum. Olsun, ne yapalım, biz de böyle bir ekibiz. Evet. Haydi bay bay. Geliyor. Geldik mi? Geldik. Niye dönüştün üzümlü? Dönüştür üzümlü. Nereden, neresi güzelse oradan dönüyorsan üzümlüdür. Değil mi ya?